Aman ağam, bu ne şeref! Beni ihya ettiniz! Buyurun, buyurun! Yaşlandık gayrı derviş! Dağda dolanmaktan yorulur olduk. Şöyle bir ev yemeği yemek, rahat döşekte uyumak çekti canımız. Yemek yatak ne demek ağam! Canım uğruna kurban olsun! Sen emret yalnız! Bu cezaya çarptırılmak için ne suç işledin? Bunda suç mu ararsın? İtin, uğursuzun biri işte! Sen sus! Çocuğa sordum! Söyle bakalım, ne yaptın dervişhane? Hayvanları otlakta yalnız bıraktım da okul çocuklarıyla şarkı söyledim! Şarkı söyledin diye ha? Şarkı söyleyen çocuklara bayılırım ben! İnsan çocuklukta da şarkı söylemeyince bir daha ne zaman söyleyecek? Daha ne durursun derviş? Çabuk sofra kurulsun! Bu türkücü ağanın da karnı acıkmış olmalı. Hadi gel bakalım. Otur şöyle. Soframa oturmakta neyin nesi derviş? Benim bildiğim ev sahibi misafire hizmet edecek. Hadi koştur bakalım. Emredersin ağam. Kusurumuza bakma. Afiyet olsun ağalar. Afiyet olsun. Hadi koşturun bakayım hadi. Çabuk olun sallanmayın. Al bakalım. Söyle bakalım, ne şarkısıydı söylediğin? Dağ başını duman almış. Dağ başını duman almış ha? Güzel. Askerdeyken biz de söylerdik. Hadi bakalım hep beraber. Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz atar. Güneş ufuktan şimdi doğar. Bu ağaçlar güzel kuşlar, yürüyelim arkadaşlar. Emrettiğin gibi 3 aylık erzağınızı tamamladım. Afiyetle yiyin ağam. İyi. Yalnız o çocuğun kılına dokunulmayacak, tamam mı? Sen emrettikten sonra elden ne gelir ağam, başüstüne. Aferin, seni hep böyle görmek isterim. Ne olur beni de beraber götür ağam. Bizimle gelmek için daha pek küçüksün. Büyüyüp tam bir erkek olacağın zamana kadar beklemen lazım. O zaman beni yanına alır mısın ağam? Belki de sen benim peşimden gelmek istemezsin. Gelirim, sen istedikten sonra cehenneme bile gelirim. İyi, nankör bir çocuk olmadığın belli. Hadi bakalım şimdi ananın yanına. Büyüdüğün zaman düşünürüz.